atom numarası ve çekirdek yükünden bahsedelim arkadaşlar. 1912 yılında Henry Moseley yüksek hızlı elektronlar ile bombardıman edilen atomların X ışınları yaydığını gözlemliyor. Mozzi, oluşan X ışınlarının her bir element için kendine özgü ve atom kütlesi arttıkça yayınlanan ışın frekansında artış olduğunu belirliyor. Buradan yayınlanan X ışınlarının atomda bulunan pozitif yükler ile ilgili olduğunu düşünüyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlarım. Buradaki Z atom numarasını temsil ediyor. Nü burada frekans arkadaşlarım. X ışınları frekansının kare kökü ile atom numarası doğru orantılı olarak değişir sonucuna ulaşıyor. Mozzi yaptığı deneylerde X ışınlarını kullanarak elementlerin atom numaralarını belirlemiştir. Kimyasal tepkimelerde çekirdek yükünün korunduğunu ispatlamıştır. Çekirdek yüküne atom numarası adını vermiştir. Çekirdek yükü aynı olan atomların aynı kimyasal özellikte olduğunu ispatlamıştır. Bu çalışmasıyla elementlerin atom numaralarını doğru bir şekilde belirleyen Moseley, elementlerin özelliklerinin bağıl atom ağırlıklarına değil atom numaralarına bağlı olduğunu deneysel olarak göstermiş oldu. Arkadaşlarım burası çok önemli. Çünkü o döneme kadar hep bağıl atom ağırlıklarına göre, atom kütlelerine göre periyodik cetvel oluşturulmaya çalışıyordu. Halbuki Mozzi'nin sayesinde günümüzdeki periyodik cetvelin temelleri atılmış oluyor. Bakınız o tarihe kadar atom kütlelerine göre sıralanarak oluşturulan Mendeleev'in elementler tablosu değiştirilmiş Günümüzde kullanılan ve elementlerin atom numaralarına göre sıralanmış periyodik tablo oluşturulmuştur. Tabii ki atom numarası ayırt edici bir özellik arkadaşlar ve buna göre periyodik tablo oluşturulmuş oldu. <laughs>